Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Doris severler. Bir önceki bölümde Aya Marina'ya gitmiş ve sonrasında Pedi'de yemek yemiştik. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren kartı tıklayın. Bu bölümde ise artık Pedi Marina'dan ayrılıyoruz. İstikamet Maratuda Koyu. Burada çok tatlı keçiler var. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Pedi Koyu. Ne yapıyorsun şimdi? Elektriği suyu çektim. Tam yetiştiremedim sizlere. Beni çekerseydi hoş göstereceğim. Çekiyorum. Bakın bu elektrik adaptörü göstermiştim. Su hortumu toparladık. Kıyıdan pardon. Elektriği şimdi toparlıyoruz. Şimdi şurada size bir şey göstereceğim. Göstereyim isterseniz. Bakın bunlar şey palalar gördüğünüz gibi. Şimdi bu palacıklarımızı birazcık da şöyle yaptıktan sonra buraya bulaştı çünkü. Çıkartalım. Palaları suya indiriyoruz. Markayı orada. Voltasını açıyoruz. Biraz yüksek ses. Voltayı şey açtık. Şöyle. Bulduk. Diğer tarafı çekiyorum. Bunu volt alıyor. Kilitledik, bitti gitti. Bu tarafı da yapalım. Bunlar olmazsa pek dümen dinlemez alet. Bunlar da içine biraz su alıyorlar. Havalar. Su aldığı zaman çalışmaya başlıyor. Yoksa balon gibi suyun üstüne çıkar. Şimdi Eda da salmayı çekiyor. Şu kadarcık salıyor. Bitti. Herkes mutlu. Ne kadar? 5 santim. De, Pedi'den ayrılmaya hazırız galiba. Kaptan ödedin mi? Ödedim. Toplam elektrik suyu için 5 euro aldılar 5 günde. Yani günü 1 euro tutuyor elektrik suyun toplamı. Çok iyi. Türkiye'den bile ucuz bence. Evet. Tabii biz de çok bir şey kullanmıyoruz yani. O da doğru. Çok yani belki kullansak yazar klima falan olsa ne bileyim. Klimalar, koca buzdolapları. Belki işler değişik olur ama durum bu yani. Şimdi şeyde tam hesapladık yani 105 euro tuttu 5 günü. Yani günü 20 euro. Evet. Bu buradan mı gelecek? Hayır. Onu sonra açacağız. Sonra mı? Çıkınca mı? Çıkınca açacağız. Sen al bunları. Tamam. Ben halledeceğim onları. Bismillahirrahmanirrahim. Şey benzin. Sancaktan geliyor. O yüzden ne yaptık? İskeledekileri söktük. Zaten ağzı gevşetiyorum. Sen de öndekini söktün. At. Toplayabiliriz.
Bay bay. Marinacık. Botu düzelteceğiz birazdan. Güzel bir marinaydı. Teşekkür ederiz. Harikaydı. Harika mıydı? Harikaydı. Ah pediciğim, vah pediciğim. Pedi de güzeldir be. Güzeldir, güzeldir. Çok güzeldir. Zaten otomatikman gidiyoruz biz şu an. Arkadan rüzgarı aldık. Briefing alalım sizden. Neler yapacağız? Şimdi normalde yapacaklarımızı yeni yapmaya başlıyoruz. Fırtınadan dolayı yapamadığımız ve yapmayı şiddetle arzu ettiğimiz şeyleri anca yapabileceğiz. Öncelikle Maratuda'ya gideceğiz. Keçilikoy. Yakın bir yer. Hemen şurada. Orada bir demir atıp kahve içip Nano Koyu denilen güzel bir koy var. Oraya gideceğiz. Orada tonoz oluyor restoranın. Ya ona bağlanacağız ya da kayıya maya bir yere bağlanacağız yani. Bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Gayet heyecanlıyız. Motor yatın dibinden geçmişiz neredeyse. Selametle diyelim. Evet. Yolumuz açık olsun diyelim. İnşallah her şeye düzgün kararlar veririz diyelim. Ped'den çıkınca hemen sancak tarafına, sağ tarafa döndük. Bakın dik dağlar hala devam ediyor. Zaten bu batı, aman pardon doğu tarafı sırf böyle dik dağlar, değişik değişik koylarla doludur. Mutlaka bir tekne turu olsun efendim ya da kendi teknenizle. Ya da buradan ufak tekneler de kiralayarak gezin. Ya acayip dik dağlar ya. Bakın gördüğünüz gibi koyun girişlerine azizleri çizmişler. Sen George diyorlar veya da Tesalon. Bak haçları da var oraya koymuş hemen. Dağ şurası şöyle dimdik iniyor yani. O gulet çok büyük mesela orada duran ama ne kadar küçük kalıyor görün. Şöyle daha büyüteyim. Çok fena bir yer. Ancak çok yüksek dağlar olduğu için burası pek esmiyor. Şey yönünden güzel bir esinti almıyor daha doğrusu. Bana biraz böyle şey gelmişti, havasız gelmişti. Ancak çok ilginç tabii ki yani. Böyle bir koy olması orada. Küçük bir de manastırı vardır. St. George Manastırı. Minicik. Kapalıydı. Yani. Açık değildi yani. Geçen seneki videolardan izleyebilirsiniz. Evet. Geçen seneki videolarda biz buraya çıktık. Simi videosunda hemen. İzlenebilir. Daha yakından gezdik burayı. Nano koyuna da geldik. Gördüğünüz koy Nano. Buraya da taksi tekne geliyor. Geçen sene buraya da gelmiştik.
Şimdi de geleceğiz. Çok acayip bir atmosferi var. Çok dik dağları var buranın da. Tesalona gibi bir yandakinin. Bunlar güzel. İçi de bayağı derindi mağaranın. Evet, burası Maratu'da artık. Onun girişi. Geldik. Şöyle ağzı geniş bir koy. Kars Rodos. Şu bizim Bozukkale'ye artık Serçe'ye, Bozukkale'ye, Marmaris'e dönülen bura şeyin Bozburun girişi şöyle Hisar öyle. Öyle devam ediyor. Yine dik dik kayalar. Evet. Maratu da iyice göründü. O dediğim büyük körfezin arasında. Böyle çemçürlek bir yer. Mini minnacık. Tesalon ve Nanuya'nın aksine buraya karadan da geliniyor. Ama taksi tekne geliyorsa ki geliyor, daha iyi oluyor. Daha rahat olur yani. Karadan biraz gıcıktır yollar. Küçük oluyor. O zaman ben de makeba dansı yapabilirim. Makeba, makebella, makeba. Saf. Yeni dansımızı yapalım artık ya. Değil mi? Ya el aleme niye dans ediyorsun? Belki kimse istemiyor seni dans etmeni. Bunlar challenge. Dans ediyoruz. Bütün dünya. Çiçileriyle meşhur. Olimpos da öyleydi. Havlularımızın üstüne çıkardı ve yemeye çalışırdı elimizdeki her şeyi. Bunlarda da aynı arsızlığı görüyorum. Burası biraz daha yeşil. Biraz daha dağlar, yamaçlar. Yayvan diyebilirim. Çok da dik değil. Çakıllı bir koydur. Öyle hatırlıyorum. Mert, şu ev senin mi? Mert'in evi. Şu soldaki. Ha, o benim evimmiş, pardon. İyi olabilir. Etraf çevrilmiş çünkü keçi girmez. Böylece ağaç yetiştirebilirim. Sana bir şey diyeyim mi? Ne taverna açılmıştır bu saatte, ne kafe. Taverna mı açılmıştı sen daha? Yok, vardı. Yok, vardı. Hayır, yani açık değildir anlamında. Dip kaç metre diyor? Dip kaç? Yüzenler var, geri bas. Oo, 8.5 metre var. Tamam, at. Güzel bir yüzme molası.
Taşlık. Taşlar var ama küçük taşlar. Şu an değdi diyecek. Biraz şöyle mi? Ay ona çok yaklaştım. Thanos Mertos. Keçilere kavuşmaya hazır mısın? Hadi Doris, güzelce bekle bakayım. Bakayım. Ay çocuk çok fena pislenmiş ya. Leş gibi olmuş limanda. Nereye otel yapmışlar? Aa evet, otel olmuş. Olsun, iyi. Keçilerin dilleri kaçtırdığı bir yer. Şöyle bakın dip. Bizim bel dibi gibi. Gönlük bel dibi gibi. Ben indim. Burada da arkadaşlar Kypriotis ailesininmiş burası. Bu plaj onlarınmış. Kypriotis acaba Kıbrıs'tan mı gelmişler? 2003'ten beri buradalarmış. 3 euroymuş. Tam betlerimiz. Peki keçiler de sambet parası ödüyor mu acaba? Yemin ederim yenecek bir şey mi verdik acaba diye bakıyor. Bunu yer misin? Hı? Yemez misin? Sindirdin misin acaba sen? Seni çok sevesim geldi. Sevdirecek gibi değilsin ama sen. Niye öyleşin? Orada küçük var, çok güzel. Kokuyor şu çok teke.
güzel bir keçicik. Çok tatlı bir keçi. Şunun çenesinin güzelliğine bak. Takima. Leş gibi gübre koktu. Turist reisçiğimiz bizi gezdirirken Tokima. Geçen seneden kafedeyiz. Aynısı olsun dedik. Şöyle bir içelim dedik. Bak çok güzel çıkmış. Mutfak açık yapmış. Çok güzel. Harika. Mis gibi esiyor. Tokima dalga demek. Demek ki dalgalı yer. Şöyle güzel chill out bir mekan burası. İçerisi de çok güzel. Manzaramız da güzel ama baksana. Dori kız orada. İnsanlar sakince kitap okuyor. Burası diğer plajlara göre daha sakin, daha güzel değil mi Mert? Evet. Ben buranın huzurunu seviyorum. Şey de ucuzmuş, sandviçi de ucuzmuş. Evet. İleri, dümdüz. Tam üstüne geliyoruz. Pame. Haydi.